Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, geçtiğimiz hafta tiyatro çeşitlerini, modern tiyatro çeşitlerini görmüştük. Bugünkü dersimizde bu tiyatro çeşitlerini bir bütün olarak bir genel tekrar yapacağız ve bu türle ilgili sizlerle yazılı soruları ve test sorularımızı çözeceğiz. Konumuzu pekiştireceğiz. Bildiğiniz üzere modern tiyatroyu trajedi, komedi ve dram türlerine ayırmıştık ve bu türler olay örgüsü dediğimiz dramatik örgü, kahramanlar, zaman, mekan, çatışma kavramlarıyla, unsurlarıyla örülü bir yapıydı ve sahnede seyirci önünde oynanırdı. Değerli öğrencilerim, modern tiyatro bize tanzimat edebiyatı döneminde geçmiştir. Tanzimat fermanından sonra yurt dışına öğrenciler gönderdik, batı etkisinde kaldık ve batı etkisiyle modern tiyatro, batılı tiyatro edebiyatımıza geçti ve 1860 tarihi itibariyle tanzimat edebiyatımız başladı ve tanzimat edebiyatımızla beraber modern tiyatro türü de bizim edebiyatımıza geçtim. Daha önce geleneksel tiyatromuz vardı. Yani Hacivat Karagöz, meddah, orta oyunu gibi. Ama Tanzimat sonrası batılı tiyatro edebiyatımıza girdi. İşte değerli öğrencilerim, şimdi bu modern tiyatro türünün çeşitleri olan trajedi, komedi ve dram türlerini şimdi öz olarak göreceğiz. Bu konuyu pekiştirmek için hem yazılı soruları çözeceğiz hem de test soruları çözeceğiz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Ben Metin Kürümoğlu hocanız. Şimdi dersimize geçerken hepinize başarılı bir dönem, başarılı bir çalışma diliyorum, dersler diliyorum. Sevgili öğrenciler, trajedi, diğer adıyla tragedya, kökeni eski Yunan edebiyatına dayanan trajedi adı verdiğimiz Seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırma, temizleme amacı güden tiyatro türüne verilen addır. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Mitoloji efsane demektir. Yani konularını tarihten ve eski Yunan medeniyeti, Batı medeniyeti efsanelerinden alan bir tiyatro türüdür. Trajedenin konu edindiği insan eğitimlidir ve soylular arasından seçilmiştir. Yani kahramanlar sıradan insanlar değildir arkadaşlar. Krallar, kraliçeler, prensler, tanrılar, yarı tanrılardır. Halktan kişiler bu tiyatronun konusu içine girmez. Trajedide kaba ve çirkin sözlere de yer verilmez öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılmaz. Sahne gerisinden seyirciye duyurulur. Trajedi manzum olarak yazılır, genellikle beş perdeden oluşur. Aralıksız oynanır, koro ve diyalog bölümlerinden oluşur. Koro perde görevini üstlenir. Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır. Üç birlik kuralı eserin tek olay, tek mekan, tek gün kalıbı içinde yapılandırılmasıdır. Trajedi türündeki tiyatronun en önemli temsilcileri, eski Yunan edebiyatında Euripides, Aitlikos, Sofokles ve 17. yüzyılda da Fransız edebiyatından Racine ve Cornell'dir. Değerli öğrencilerim, kitabımızda Kösem Sultan adlı tiyatro eserini görmüştük hatırlarsanız, Kösem Sultan adlı tiyatro eseri konusu, kişilerin ele alınışı, kurgusu, dramatik örgüsü, kullanılan dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında trajedi özelliklerini ne yapıyordu? Gösteriyordu. Hatırlarsanız geçen haftaki dersimizde bu konuyu ele almıştık ve değerlendirmiştik. Şimdi de bir hatırlatma yapalım. Tabii ki unutmadan arkadaşlar Tiyatronun yapı unsurlarını da burada bir kısa hatırlatalım. Dramatik örgü, yer, zaman, çatışma ve kişiler de neydi? Tiyatronun yapı unsurlarıydı. Bunu da geçen haftaki dersimizde ve videomuzda işlemiştik. Ve değerli dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz, sevgili arkadaşlar. Kösem Sultan adlı tiyatroyu da Turan Oflazoğlu kaleme almıştı, yazmıştı. Onunla da ilgili, hayat hikayesiyle ilgili geçen haftaki videomuza bakabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, tiyatro türlerinden bir diğeri ise biliyorsunuz komediydi. Komedi türü de sevgili öğrencilerim, diğer ismiyle komedya adıyla anılır ve kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü öğelerle iç içe yansıtan bir tiyatro türüdür korkaklık, cimrilik, dalkavukluk gibi huy ve davranışlar abartılarak seyirciyi güldürürken düşündürmek amaçlanır. Konular günlük yaşamdan alınır. Kahramanlar halk kesiminden kimselerdir. Üç birlik kuralına uyulur. Kaba şakalar, söz oyunları, imalar önemli yer tutar. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Manzum olarak yazılır, beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır. Koro ve diyalog bölümlerinden oluşur, koro perde görevini üstlenir. Komedinin en önemli temsilcileri eski Yunan edebiyatında Aristofanes ve 17. yüzyıl Fransız edebiyatında Molière'dir. Bugünkü komedilerde klasik komediye özgü olan kurallara yer verilmez. Değerli arkadaşlar, komedi türünü üçe ayırıyorduk. Hatırlayın. Karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi gibi türleri vardı. Hemen hatırlayalım. Geçtiğimiz videomuzda anlatmıştık. Bir tekrar edelim tekrar, hatırlayalım. Günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insanlara ait kusurları belli tiplerden hareketle konu edinen türe biz karakter komedisi diyoruz. İşte cimrilik olabilir, savurganlık olabilir, evet e, karşıt görüşlük olabilir. Yani belli başlı ön plana çıkabilen tipleri e, eleştirel tazda güldürü unsurlarını da içine sokarak e, işleyen komediye biz karakter komedisi diyoruz. Bir başkası töre komedisi. Bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtan Tiyatroya da töre komedisi diyoruz ve entrika komedisi üçüncüsü olayların seyircide merak uyandıracak şekilde düzenlenmesiyle güldürmekten başka bir amaç gözetmeyen komedi türüne de entrika komedisi denir. Ders kitabımızın ilgili sayfalarında hatırlayacaksınız. Kaynana Ciğeri adlı bir tiyatro eseri e, okumuştuk. E, şu anda kitabımızın 185-186. sayfalarını şöyle karıştırırsanız, göreceksiniz. E, bu tiyatroda sanatçı bir töre komedisi türündeki e, Kaynana Ciğeri adlı eserinde e, halk kültüründen yaralandığını ve oyunun konusunu genellikle düğünlerde söylenen bir türküden aldığını hemen göreceksiniz. Sanatçı bu oyunda gelin kaynana, gelin görümce çatışmasını yalın bir dille, halk söyleyişlerinden de faydalanarak ne yapıyordu? İşliyordu değerli öğrencilerim. Ve değerli öğrencilerim bir diğer önemli tür dram Türüydü biliyorsunuz. Dram türü 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan, özellikle romantizmin etkisiyle ortaya çıkan bir edebi türün görsel sanatlara göstermeye değerli sanatlardan tiyatronun bir türü olarak karşımıza çıkıyor. Hayatı hem acıklı hem de gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan bir türdür. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizm akımıyla ortaya çıkmıştır. Romantizm, klasisizmin akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayali ön plana alan bir edebi akımdır. Değerli öğrenciler, bu edebi akımları ayrıntılı bir şekilde 11. sınıfta göreceğiz. Klasizmle romantizm arasındaki en önemli fark, birisi yani klasizm akla ve sağduyuya aşırı önem verir. Şekle, düzene, tertibe. Romantizm ise aklı reddedip duygulara ağırlık veren ve hayali ön plana çıkaran bir edebi akımdır. Klasizme tepki olarak çıkmıştır. Bu iki akımdan sonra da romantizme tepki olarak da realizm çıkmıştır 19. yüzyılda değerli öğrenciler. Evet şimdi konumuza tekrar dönersek dram türü konularını milli tarihten günlük yaşamdan almıştır. Kahramanlar ise toplumun her kesiminden seçilebilir. Kişiler tek yönlüdür. Bütünüyle iyi ya da kötüdür. Dramda, trajedi ve komedideki üç birlik kuralına uyulmaz. Bu yönüyle de her iki türden ayrılır. Kaba ve argo sözlere de yer verilebilir. Biliyorsunuz trajedide yer verilemiyordu. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılır. Dram, nazım ve nesil şeklinde yazılabilir. Perde sayısı yazarın tercihine bağlıdır. İlk örneklerini İngiliz sanatçısı William Shakespeare'in verdiği dramın ilklerini 19. yüzyıl Fransız sanatçısı Victor Hugo belirlemiştir. Kitabımızdaki dram türünde ele alınan Ocak adlı oyunda yazar bir ailenin ekonomik sorunlar temelinde yaşadığı sıkıntıları, çatışmaları yalın bir dille ve eleştirel bir tutumla ele almıştır. Bu eseri yazan Turgut Özakman'dır. Turgut Özakman Ankara'da doğdu. Ankara Erkek Lisesi'nde okurken Nurullah Ataç, Fethi Yücel, Cevdet Kudret ve Fevziye Abdullah Tansel gibi hocalardan ders aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Almanya'da tiyatro eğitimini aldı. TRT'de ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Dramatik yazarlık dersleri verdi. Turgut Özakman tiyatro, senaryo, roman, inceleme alanlarında eserler vermiş. Tiyatrolarında kuşak çatışması, töre, geçim sıkıntısı Aile, zorbalık, insanın değeri, sanat gibi konuları işlemiştir. Çok sayıda ödülü bulunan sanatçının ilk oyunları geleneksel Türk tiyatrosundan izler taşırken sonraki oyunları modern tiyatro tekniğine uygundur. Hastane, Kanaviçe, Ocak, Ah şu gençler, Töre eserleri yazarın ön plana çıkan yazılarıdır ve oyunlarıdır. Değerli öğrencilerim, bu videomuzun e, konusu neydi? E, tiyatro türleri, modern tiyatro türleri, modern tiyatro türlerinden komedi, trajedi ve dram türlerini sizler için özetledik ve anlattık. Kitabımızdaki, 9. sınıf edebiyat kitabımızdaki, Parçalardan da örnekler vererek hangi parçalarla ilişkili olarak anlattığımızı da söyleyerek konumuzu ne yaptık? Bir özetledik. Şimdi isterseniz gelin bu konularla ilgili yazılı soruları ve test sorularımızı yapalım ve konumuzu pekiştirelim ve konumuzu öğrendikten sonra yazılımıza hazırlıklı olalım. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Günümüzde Trajediye benzeyen tiyatro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Absürt tiyatro, B. Fars, C. Melodram, D. Kanto, E. Vodvil. Değerli öğrencilerim, melodram buna daha uygun bir türdür. Neden? Çünkü müzikli tiyatro diyoruz biz melodrama. Şimdi trajedide de koro var ve manzum olarak yazılan bir tür olduğu için benzer bir tür olarak Ceyhan seçeneğini söyleyebiliriz. İkinci soruya gelelim. Trajedi ve dramı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Trajedi yaşamın acıklı taraflarını, dram ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini işler. Doğru. Trajedide konular tarihi olaylardan ve mitolojiden alınır ama dram türünde konular günlük yaşamdan ve tarihten alınabilir. Doğru. C. Trajedide Kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir. Dramda ise kişiler halkın her kesimindendir. Doğru. Denizli seçeneği, trajediler nazımla, dramlar ise hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir. Doğru. O zaman yanlış cevabımız Edirne'dir. Klasik trajedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Dramda ise bu kurala uyma zorunluluğu vardır. Hayır, tam tersidir arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir? A. Konular günlük yaşamdan alınır. B. Kişiler çoğunlukla halk kesimindendir. C. Acı veren olaylar yani vurmak, yaralamak ve benzeri. Seyircinin göz önünde gerçekleştirilebilir. Evet doğrudur bunlar. Denizli seçeneğine bakıyoruz. Üslupta soyluluk aranır. Kaba şakalara yer verilmez. Hayır yanlış bu. E, klasizme... Trajediye ait bir e, özelliktir. Dolayısıyla yanlış cevap Denizli'dir. Edirne, 17. yüzyılda yaşayan e, Molière bu türün önemli sanatçılarındandır. Evet, o zaman Denizli seçeneği yanlış cevaptır. Evet, dram türünün ilkelerini roman türünde de yetkin eserler veren 19. yüzyıl Fransız sanatçısı nokta nokta belirtilmiştir, belirlenmiştir. Açıklamadaki boşluğa gelecek sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Demiş Victor Hugo'dur arkadaşlar. Bursa seçeneği doğru cevaptır. Beşinci soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi? Klasik tragediyanın özelliklerinden biri değildir. Yani trajedinin özelliklerinden biri değildir. Şıklara bakıyoruz arkadaşlar. Denizli seçeneği. Amaç seyirciye erdemli davranışları yücelterek vermek olduğu için her türlü toplumsal sorunu işler diyoruz. Hayır bu uygun değildir. Klasik trajedide böyle bir durum. Söz. Diğer sorumuza gelelim. Toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan günüçlükleri anlatan komedilere verilen addır. Parçada tanımı yapılan Tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biraz önce de e, konumuzu anlatırken üzerinde durmuştuk. Toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan, günüçlükleri eleştirileri anlatan komediye biz töre komedisi diyoruz e, değerli öğrencilerim. Yedinci sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun yapı unsurlarından birisi değildir? Arkadaşlar hakim anlatıcı. Tiyatronun yapı unsurları nelerdi hatırlayalım? Mekan, zaman, kişiler, dramatik örgü bunları hatırlayacaksınız. E, i̇şlemiştik, ama hakim anlatıcı değildir. E, tiyatroda unutmayalım, anlatıcı kavramı yoktur. Anlatmaya dayalı metinlerde anlatıcı kavramı vardır. Neden? Çünkü tiyatroda her oyuncu kendi anlatıcısıdır. Dolayısıyla tiyatro türünde anlatıcı yoktur arkadaşlar. Bunu aklımıza iyice e, yerleştirelim. E, bu yönüyle sizi şaşırtabilirler. 8. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir? Arkadaşlar Edirne seçeneği değildir. Fransız edebiyatının usta sanatçıları Corneille ve Racine bu türde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır diyor. Hatırlayın biz bunu nerede görmüştük arkadaşlar? Klasik edebiyatımızda, klasizmde ve e Tragedia'da yani trajedide görmüştük. Onun için Edirne seçeneği yanlış cevaptır. Ve dokuzuncu sorumuza geliyoruz. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan şair evlenmesinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar töre komedisidir. Şair evlenmesini Şinasi yazmıştır arkadaşlar. Tanzimat döneminin ilk dönem yazarlarından birisidir. Hatta hocasıdır diyebiliriz. Töre komedisidir. Burada... ...evlilikle ilgili, görücü usulü evlilikle ilgili bir töreyi, töremizi eleştiriyor yazarımız. Dolayısıyla Şair Evlenmesi adlı eser töre komedisi türüne girer. Ve 10. sorumuz, klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkat et, klasik komedyalar için. Denizli seçeneğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Ana kahramanları soylu kişiler, mitolojik kahramanlardır. Hayır, böyle bir şey yok. Komedilerde, klasik komedilerde her kesim ne olabiliyor arkadaşlar? Kahraman olabiliyor. Ve sevgili öğrencilerim, gelelim bir diğer sorumuza. Bilmiş sanatçılardan hangisi dram türünün öne çıkan yazarlarından biri değildir? Birinci maddede Shakespeare'i vermiş, ikinci maddede Goethe'yi, üçüncü maddede Schiller, dördüncü maddede Victor Hugo ve beşinci maddede de Molière. Arkadaşlar dram türünün öne çıkan yazarlarından biri değildir sorusunun cevabı Molière'dir. Molière dram türü değil de komedi türünün ön plana çıkan sanatçısıdır. Bundan dolayı beşinci şıktaki yani beşinci madde Moliere olacak. Bu da Adana seçeneğinde verildiği için Adana'yı işaretliyoruz. Değerli öğrencilerim bugünkü konumuz olan trajedi, komedi, dram konusunu ve dersle bağlantılı özelliklerini, yapı unsurlarını gördük. Bunlarla ilgili yazılı sorularımızı, test sorularımızı çözdük ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar Metin Kırımlı hocam kanalımızın katıl butonu üyeliği açıldı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına katıl butonumuzda sizlere yönelik yeni avantajları, yeni kategorileri belirledik. Katıl butonumuza tıklayarak bu avantajları görebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımıza katılarak destek sunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz. Değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hepimizi katıl üyesi olarak kanalımıza bekliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.